Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Hastanenin işte bu koridorunda 18 COVID-19 hastası tedavi altına alındı. İşte günler önce açılan hastanenin ilk hastalarından birinin tedavisi hemşireler tarafından şu anda yapılıyor. Burada hasta kabullerini pandemi öncelikli olarak salgın esnasında burada salgın hastalarına öncelikle bakacağız ama daha sonrasında acil ve acile yakın branşların olduğu yoğun bakım ağırlıklı veya böbrek yetmezliği ağırlıklı veya acil ağırlıklı hastaların hizmet alacağı bir alan olacak. 1008 yatağıyla hastanelerimiz hizmeti devam ettirecek. Tabii sağlık turizmi de burada bu hastanede hizmet vereceğimiz öncelikli alanlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz havaalanları var her iki hastanede ve burada kalma misafirhanede olduğu için burada sağlık turizmini de burada yürüteceğiz. Kamu açısından bu çok büyük avantaj. Bunun yanında eğer afet veya acil durum olduğu zaman da hem hastaların buradan dışarıya gerekli şehir dışına naklini hem de dışarıdan gelecek destek hizmetlerini veya hekimleri ben özellikle salgın aşamasından son 2 ayda İstanbul'da 6030 tane yatak ilavesi oldu. Ve 1666 tane olan şu anda bizim bu hastanelerimizde öncelikli olarak diğer hastanelerimizdeki tanısı konulacak poliklinikte ve acile bakılmış hastaları buraya yönlendirerek yatıyoruz. Şu anda çok yoğunluk anlamında yeni başlıyor. Ama ayın 15'inden sonra özellikle önümüzdeki haftadan itibaren buraya hasta alımını daha çok yoğunlaştıracağız. Şu anda Sancaktepe İlhan Varank'taki hastaları ve Çekmeköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaları buraya naklediyoruz. Bir süre sonra da diğer hastaneleri temiz veya COVID serbest olacak hastaneler olması için de o hastaları da ayın 10'undan sonra buraya nakledeceğiz. Böylece diğer hastanelere tam manasıyla normal işlemlerimizi yapabilir hale geleceğiz.